Merhabalar, ben İrfan Güzelyol. 2007 senesi Haliç Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü öğrencisiyim. Girişliyim daha doğrusu. Aynı zamanda yüksek lisansı da aynı bölümde yaptım. Şu anda mimarlık bölümünde doktora yapıyorum, mimarlık programında. Bildiğiniz gibi bayağıdır buradayım. En köklüsüyüm diyebilirim açıkçası. Lisansüstü eğitim akademik kariyer açısından çok önemli. Çünkü diğer alanlarda ülkemizde pek bir işe yaramıyor açıkçası. Eğer kariyerinizi geliştirmek istiyorsanız, büyütmek istiyorsanız yüksek lisans yapabilirsiniz. Lisansüstü eğitim seçerken öncelikle kendini daha da geliştirebileceği bir bölüm seçmeli. Yani aynı bölümden devam ederek de akademik kariyer yapabilirsiniz. Ama aynı zamanda farklı bölüm bir göreyim. Hani onun içeriği nedir, onunla ilgili neler, ne gibi çalışmalar yapabilirim diyorsa onlar da yani başka alan dışında çalışmalar yapabilir. Haliç'te yüksek lisans neden önemli, neden yapılır? Hoca kalitesi gerçekten çok yüksek. Öncelikle konumu çok yakın, her yere çok yakın ulaşım olarak. Aynı zamanda sosyal ilişkiler çok iyi. Öğretmen-öğrenci ilişkileri çok gelişmiş. Buradan mezun olduğunuz zaman birçok alanda çalışma imkanı sunabiliyor sizlere. Kendiniz doldurduğunuz zaman, içeriğini doldurduğunuz zaman daha doğrusu. Şimdi yüksek lisans yapmanın amacı zaten ileride bir akademik kariyer düşünüyorsan yüksek lisans yapabilirsin. Hani amacı budur. Onun harici dediğim gibi tekrardan sadece etiket olarak kalır sizinle. Haliç'te yapmanın sebebi bölümün kurucuları, daha doğrusu okuduğunuz bölümün kurucularının genelde burada bulunuyor olması, özellikle saygıdeğer Önder Hocam gibi, burada olması çok büyük bir avantaj. Onların tecrübelerinden, birikiminden yararlanma açısından çok önemli. Bu yüzden tavsiye ederim. Tavsiye olarak şöyle diyebilirim. En başında zaten belli bir müfredatımız var bizlerin. Ders olarak başlıyoruz. Var olan hazır makaleler, yazıları okutuyoruz. Daha sonra kendi belirleyeceğiniz bir konuyu sizlere seçtirip ondan sonra bunun üzerine tez yazdırıyoruz. İçerik olarak kendinizi doldurmanız gerekiyor. Çok okumanız gerekiyor. Var olan örnekleri, neler yapılmış, ne edilmiş. Daha doğrusu bir makale nasıl yazılır? Öncelikle onu bir öğrenmek gerekiyor. Nasıl okunur? Nasıl çözümlenir? Sonuca nasıl ulaşılır? Bu yüzden okumak, okumak, okumak diyorum. Şimdi lisansüstü eğitim akademik kariyer açısından çok önemli. Yani en büyük kriterimiz bizim. Üniversiteyi bitirdikten sonra yüksek lisansı yaparak akademik kariyer başlangıcına ulaşıyorsunuz. Eğer gerçekten içinizde böyle bir kariyer yapmak varsa tabii ki de tavsiye ederim. Ama hani okul bitti, ben öğrenciliğime devam edeyim, yüksek lisans yapayım derseniz kendiniz için de üzücü bir sonuçla karşılaşabilirsiniz. Sonuçta ders aşamasından sonra biz sizlerden kendi bir yapıtınız, eserinizi istiyoruz, tezinizi istiyoruz. Bundan dolayı bu konu biraz sizi üzebilir. Ama gerçekten içinizde akademik kariyer yapmak varsa, öğretim yolunda devam etmek varsa hiç düşünmeden sizlere tavsiye edebilirim. Haliç Üniversitesi de bu konuda gerçekten geniş kadrosuyla sizlere çok iyi bir şekilde yardımcı olabilir. Ben de 2007 yılından beri bu okuldayım. Bu üniversitenin öğrencisiyim. Hiçbir şekilde sorun yaşamadım. İlişkiler çok iyi. Bütün bölümlerin kurucuları, üstatları burada. O yüzden burayı tavsiye ederim. Haliç'in yeri benim için çok farklı. Çünkü ben 2007 senesinde buraya girdim. Benim açıkçası yuvam gibi. Öncelikle yuva diyebilirim. İkinci olarak da sosyal ilişkiler çok kuvvetli olduğu için büyük bir bağ diyebilirim. Üçüncüsü de en güzel zamanlarımı burada yaşadığım için tekrardan yuva diyebilirim. Benim için burası her şey. Zaten en son ben çıkıyorum bu okuldan da her zaman kepenkleri ben kapatırım. Benim için burası bir ev. Üçüncüyü bulamasam da kalbimde her zaman Haliç'in yeri ayrıdır.